Mesaiye başladığı günden bu yana gerginliğin eksik olmadığı Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmelerde tartışmalara Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı. Burada anayasa değişikliğini görüşmeye hainlik diyemeyiz. Meclisi yetkisiz bırakacak 21 maddelik anayasa değişikliği teklifinin komisyondaki görüşmelerinde Hitler tartışması yaşandı. Bozdağ teklifin yasama, yürütme ve yargıyı tek bir elde toplamadığını öne sürdü. Bu düzenleme demokrasimizi güçlendiriyor, hukuk devletini güçlendiriyor, kuvvetler ayrılığını tahkim ediyor. Yasama yürütmeyi birbirine karşı daha güçlü, birbirinden daha bağımsız hareket edecek hale getiriyor. Bozdağ konuşurken sık sık araya giren CHP milletvekili İbrahim Özdiş, aklımızda alay etmeyin, milletvekilleri bankamatik memuru olacak ifadesini kullandı. Özdiş'in Hitler'de böyle gelmiş sözleri ise komisyonda tansiyonu bir anda yükseltti. Özdiş'e yanıt veren AKP Trabzon milletvekili Salih Cora, Hitler'i tarihinde ara yanıtını verdi. Tartışmaları yatıştırmaya çalışan komisyon sözcüsü AKP'li Abdurrahman Öz'ün uyarılarına rağmen Cora, CHP'lilere tepki göstermeye devam etti. Komisyonda teklifin 5. maddesindeki yedek milletvekilliği düzenlemesinin metinden çıkartılmasının ardından meclisin yetkilerini içeren 6. madde ile araştırma ve gen soruları içeren 7. madde de kabul edildi.